Green Peak Bistro'da öğle yemeği zamanı, Virginia'daki restoranın 10 yıllık tarihinin en kalabalık cumartesi günü olabilir. Müşteriler geri döndü. Fakat tabak çanakların dışında şef Tracy O'Grady için bazı önemli eksiklikler var. Örneğin çalışan bir ocak. 2,5 aydır bir parça için bekliyoruz. 4 aydır beklenen şarap soğutma kovası da hala gelmemiş. Covid-19 Çin'deki üretimde büyük aksamalara neden oldu. Ayrıca Amerika'daki limanlardaki zorluklar yüzünden onlarca kargo gemisi limanlarda yığılmış durumda. Boşaltacak işçi ve yeterli depo olmayınca ürünleri müşteriye ulaştırma yolları da tıkandı. Görenen o ki birçok Amerikalı bir şeyler bekliyor. Our has an... Binamızın tamir edilmesi gereken yerleri var. Parçalar için iki haftadır bekliyoruz. Ve hala burada değiller. Binanın çatısı ve havuzu içinde aynı şey geçerli. Bu anneler Noel hediyeleri için endişeli. Bir yıldan fazla süredir PS5 almaya çalışıyorum. Bulabileceğiniz yerleri belirten bloglar var ve alabilirsiniz diyorlar. Gidiyorsunuz ama ellerinde mal yok. Bisikletler, arabalar, ayakkabılar ve elektronik cihazlar hepsi bulunması zor ürünler arasında. James Sampson Washington DC'deki Wireless RXX dükkan zincirinin sahibi. Neredeyse bütün parçaları Çin'den geliyor. Eskiden 3-5 günde Amerika'ya ulaşan parçaların gelmesi şimdi 8 hafta sürüyor. Müşterimizi etkiliyor, fiyatları etkiliyor çünkü nakliye fiyatları yükseliyor ve tamirleri bitirebileceğimiz süreyi etkiliyor. Küçük işletme sahibi olarak Sampson kendi kargo gemileriyle sözleşmeler yapan büyük zincir mağazalarla yarışamayacağını biliyor. Şüphesiz bu durumun uzun vadeli etkileri olacak. Başkan Joe Biden Kaliforniya'daki limanların gece gündüz çalışma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Çalışmalara limandaki gemileri boşaltmak için hafta sonu mesaisi yapmak da dahil. Başkan Amerika'nın Amerika'ya yatırım yapması gerektiğini de vurguluyor. Ülkemiz ve ekonomimiz bir daha malzeme sıkıntısı yüzünden ihtiyacımız olan kritik ürünleri yapamayacak hale gelmemeli. Şef O'Grady aynı görüşte fakat şimdilik küresel ekonomiye dayanmak zorunda. I'm not... Bizim kırmızı çizgimizi etkilediğinden emin değilim. Fakat stresimizi etkilediği kesin. Dikkatimi dağıtıyor ve yapmam gereken işleri yapamıyorum. Malzeme ve ürün sıkıntısı daha uzun süre Amerikan piyasasını ve ekonomisini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.